Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı ve yepyeni bir seriyle karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 vs 1'lik bir kadro görüyorsunuz. 1 global vs 3 epik. Globalimiz Ege. Ege hoş geldin. Hoş bulduk. Karşıda da 3 tane epiğimiz var arkadaşlar. Hiç uzatmadan direkt maçı başlatıyorum. Arkadaşlar çok ufak bir araya giriyorum. Çünkü size bir şey duyurmam ve göstermem gerekiyor. Biliyorsunuz oyunun içindeki elmas fiyatları inanılmaz yükseldi. Şu an iPhone'lar daha pahalı fakat Android'e de bir hafta içinde gelecek. Android'in fiyatları iOS'u da geçecek, yani iPhone'u da geçecek arkadaşlar. Cidden bu fiyatlara elmas alınmaz. Bakın, sponsorum diye söylemiyorum. Joy Alışveriş. Joy Alışveriş'e girin. Bakın, elmas fiyatları inanılmaz ucuz arkadaşlar. Garantiniz benim, yani fake elmas falan diye bir şey yok. Oyundan almayın. Biliyorum çok fazla elmas çeken var arkadaşlar. Neredeyse hepiniz elmas çekiyorsunuz. Bunu da biliyorum. Bakın 2 liraya bile elmas var. 2 liraya bile 16 elmas. 50 liraya 494 elmas. 500 liraya 6100 elmas arkadaşlar. Yani şu 250 liraya 2645 elmas. Oyunda bu 250 liraya hiçbir şey alamıyorsunuz. Elmas alacaksanız kesinlikle buradan alabilirsiniz. Güvenli bir site Joy Alışveriş. Açıklama kısmında da linkleri var. Dediğim gibi güvenebilirsiniz. Güvence benim zaten ID'nizi, bir de sunucunuzu girdiğiniz zaman alıyorsunuz. Alması da kolay. Canlı destek var. Bir sıkıntı olduğunda hemen canlı desteği yazıyorsunuz. Yorumlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hızlı teslim geliyor. Bakın tüm yorumlarda aynı şey. Çünkü elmaslar çok hızlı geliyor. Dediğim gibi sadece sponsorum olduğu için değil, biliyorsunuz ben herkesten sponsorluk da almıyorum. Çok kişi sponsorluk için yazıyor. Ama Joy Alışveriş'i bildiğim ve güvendiğim için sponsorluklarını aldım. Dediğim gibi arkadaşlar, siz de elmas alıyorsanız, elmas çekiyorsanız kostümler için sakın oyunun içinden çekmeyin. Gelin Joy Alışveriş'ten çekin. %100'e yakın kar edin arkadaşlar. Bunu duyurmak istemiştim. Şimdi hemen videomuza devam edelim. 3 Epic vs 1 Global. Bakalım neler olacak? Hep birlikte göreceğiz bunu arkadaşlar. Siz de bu seride yarışmacı olmak ya da ne derseniz adına olmak istiyorsanız Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü globallerin karşısındaki oyuncuları Instagram'dan alıyorum. Haberiniz olsun, Instagram'da zaten komikli güzel postlarda paylaşıyoruz edit videoları. Bu arada şampiyon yasaklama varmış. Onlar Helkurt atsın. Zaten sen Helkurt almayacaktın. Güzel. Bakalım 3 vs 1'de Ege neler yapabilecek? Link görecek miyiz? Hayabusa gösteriyor. Hayabusa biraz sıkıntı yaratabilir Ege'ye. Kanka söyle, oyun başlamaz zaten, oynarım ben. Bakalım Mansur, senin sesin az mı geliyor ya? İnşallah tam duyuluyordur videodan. Oo, Saber geldi. Bakalım devamında neler gelecek. Ege'yi Lancelot'la görüyoruz tabii ki de. Ege'den de büyük şeyler bekliyorum. Burada takipçim Sıla, o da change aldı. Onu da change atacağını, alacağını aşağı yukarı tahmin ediyordum. Ege'nin işi bayağı bir zor. Bakalım neler olacak. Ege, videodan önce onlara söyledim mi hatırlamıyorum kanka. Oyun başlayınca sen yine de yaz herkes mitte diye, tamam mı? Tamamdır, yazarım. Ben yazamıyorum çünkü. Bakalım. Oo, Hayabusa da geldi. İki suikastçı, bir büyücü. Karşılarında Lancelot. Gerçekten ne olacağını ben de merak ediyorum. Ve arkadaşlar, izlenme sayısına, like'a göre bu seriye devam edeceğim. Eğer siz de bu serinin devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi katılım şartları da arkadaşlar Instagram'dan takip edip bu videoya like atmanız. Instagram'da zaten post atıyorum. O postu yakalayıp yanıt verdiğinizde sizi bu seriye çekiyorum arkadaşlar. Ege çarpla girecek. E çarpla mı gireceksin Ege ilk 3 dakika? Bakalım, ha fiskeye döndürdü. Ben karışmayayım. Şey de alabilirsin. Çarp da alabilirsin. İşte arkadaşlar, VS'mizin fotoğrafı, resmi. O bu arada teki hala duruyormuş Ege'nin, Türkiye'nin O3. Bakalım 3 VS1'de şansı var mı bilmiyorum. Eğer buradaki 3 epi alırsa bir dahaki bölümde de 5 büyük usta vs 1 global yaparız. 5 büyük ustaya karşı neler yapacak hep birlikte izleriz. Bunu bile heyecanla bekliyorum. Bu arada tank amblemiyle girmiş Ege. Ege'ye akıl sır ermiyor. Kim bilir aklında neler var onun.
Chance biraz sıkıntıya sokabilir Hayabusa da oyunun başında iyice dövmesi lazım Mert'in. Yoksa olanlar olur diyorum. Bakalım, bakalım heyecanlı olacak. Doğsun Hayabusa'mız da. Kim bekliyoruz? Saber Dolulu. Evet. VS'miz gördüğünüz gibi başladı arkadaşlar. Ege sen yaz herkes midde diye. Tamam biliyorlar galiba zaten çünkü hepsi midde. Aynen öyle. Bakalım Saber 2 tane mana yenileme. Change 1 ayakkabı Hayabusa daha bir şey çıkmamış. 1 global vs 3 epikte neler olacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Karşı takımın yerlerini söylememeye çalışacağım çünkü Ege beni duyuyor. Ege kulesinin altından çıkmayacakmış gibi karşı tarafın ittirmesini bekliyor. Aslında karşı taraf hata yapıp koridoru ittirdi. Ege burada çok rahat bir şekilde minyonları alacaktır. Güzel bir dürtüşler geldi. Oradan büyük minyonu da alıp 2 olmayı başardı Ege. İlk tem olarak da zırh çıkmış. Şimdilik çok pasif bir oyun izliyoruz. Epikler sürekli ittiriyor. Global kule altında bekliyor. Bakalım neler olacak ilerleyen zamanlarda. Evet kuleden gold alacaklar mı diye bakıyorum. Hayabusa orada bir denedi geri çıktı. Ege burada bir agresiflik taslar mı? İlk yetenekle minyonlara vurdu. Oradan büyük minyon da alacaktır diye düşünüyorum. Son anda Change'in ilk yeteneğinde dodge'layıp oradan hasar yemeden başladı. Şu an çok çok pasif Ege. Kulesinin altından hiç çıkmıyor. Son güncellemeden sonra kulelere gelen kalkan da şu an Ege'nin yararına durumda. Çünkü kulesinden hiçbir şey kaybetmedi. Dürtmeye çalışıyorlar. Ege bence 4 olmayı bekliyor derken Ege orada bir üstlerine doğru zıpladı. İkinci yeteneğini de kullandı. Çünkü 4 olmak istiyor. 4 olduktan sonra girecektir diye düşünüyorum. Bakalım. Base atma da yok yaz ya. Oyuna girmeden vallahi ben her şeyi unuttum söylemeyi. Base atmak yok yaz. Aynen tamam. Ekibin duyduğu için mecbur ona yazdırıyorum arkadaşlar. Evet karşı takım kendi aralarında konuşmuşlar. Gördüğünüz gibi koridoru ittirmiyorlar. Sanki beni duymuşlar gibi. Orada biraz daha beklettiler ama bunu oyunun başında yapmaları gerekiyordu. Koridor yine de Ege'nin üstüne yığıldı. Ege 4 level olabilecek mi diye bakıyorum. 3 level'da kaldı. Şu an Ege için sıkıntılı ilk yeteneği de kaçırdı. Burada ultisini kullanmak zorunda kalıyor. Global burada ter dökmeye başladı. Bakalım 3 epik yoksa globali kesebilecek mi? Bu arada arkadaşlar abonelerimle de 1 vs 1 attığım bir seri de başlayacak. Hem de ödüllü. Unutmayın haberiniz olsun. Hiç minyonlara bile vur... Yok kanka Akdeniz yok. Yaz onlara. Heh tamam. Güzel. Orman olsun mu Ege onlarda? Ona sen karar ver. 3 vs 1 oynuyorsun. Ege sesten çıktı mı? Yok mikrofonu kapatmış. Tamam Ege bu arada aralarına girdi. Saber'a çok büyük hasar verdi. Ultiyi tutturabilecek mi diye bakıyorum. Saber ultiyi tutturamadı. Oradan yarı canla çıkmayı başardı. Bir kez daha girdi. Hayabusa 4 level olmak üzere. Change'den bir alev atışı geldi. Burayı çok güzel oynadı Lancelot. Bakalım bunun devamını getirebilecek mi? Karşıda Hayabusa 4 olmayı başarmış. Change'in ve Saber'ın 4 olmasına ise çok az kalmış. Bu saatten sonra Lancelot'u hiç güzel günler beklemiyor. Önünde çok zor daha bir işler olacak gibi konuşamadım. Burayı çaktırmayın. Cümleyi tamamlayamadık. Kulenin kalkanları düştü. Bu saatten sonra kulesini de savunması gerekiyor Lancelot'un. Bakalım 3 vs 1'de karşıda herkes 4 level'ken Lancelot bu oyunu kazanabilecek mi? İtemlere bakarken Change mana ayakkabısı çıkmış. Hayabusa kanatlamış balta gidiyor. Saber'da mana yenileme çıkmış. Ege'desi 3 tane mana yenileme, 1 zırh botu ve 2 de saldırı gücü görüyoruz. Burada epikler açılmıyor. Bakalım burada bir şeyle devamını görecek miyiz? Burada bir sanki baskın denemesi göreceğiz gibi. Bu arada Hayabusa'ya çok güzel hasar verdi Ege. Change orada ultisini biraz boşa kullandı. Saber nerelerde ben biliyorum ama Ege'nin duymaması için buradan söylemiyorum. Hepsi 4 level olmuş durumda. Ege 6 level'da şu anda. Güzel. Buradan benim laflarımdan çıkarımlarla Saber'a güzel bir hasar bıraktı orada Lancelot. Buradan ittirip kuleye de oynayabilirler epiklerimiz.
Bakalım itemler çıktı, çıkıldıkça bu arada yine bir şeyler deniyor. Hayabusa'nın ultisini çok güzel dojladı orada. Hayabusa'nın ultisi tamamen boşa gitti. Change de ultisini kullandı. Bir dalev atışı geldi Change'den ve Ege'nin canı şu an tam %50 civarlarında, yenilenmeyi bastı. Burada Lancelot'un artık yavaş yavaş zorlandığını görüyoruz. Bakalım neler olacak. Nasıl kesecek gerçekten bilmiyorum. Evet, Saber'ın canı az. Hayabusa'nın canı az sayılır. Fakat Change'in canı full. Orada Saber'a girdi. Saber ultiyi attı. Oradan Saber'ı çıkartabilecek mi derken Epic'ler burada kazanmayı başardı diyorum. Ege'den sur vermesini bekliyorum ve yeni maça geçelim diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel oynadı Epic'ler burayı ve Global'i yenmeyi başardılar. Evet arkadaşlar, bir Global 3 Epic maçımızda ikinci maça geldik. Global'imiz yine Lancelot tercih etti. Epic'lerimiz ise Hilda, Valir ve Leste'yi aldılar. Bakalım ikinci maçta neler olacak. Bakalım Global'imiz pasif oynamaya devam mı edecek, yoksa agresif yapıp bu oyunu kazanacak mı? Hep birlikte izleyeceğiz. Ama Hilda çok sıkıntılı bir şampiyon. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu seriye katılmak istiyorsanız like atmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü bu ikisini yapmanız gerekiyor. Postu Instagram'dan atıyorum. Yazdığınız anda sizi bu seriye alıyorum. Haberiniz olsun diyeyim. Bu arada agresif bir oyun göreceğimiz belli oldu. Çünkü Lancelot şimdiden hareketlenmeye başladı. Bakalım. Karşıda Lancelot'un kolay çıkartabileceği bir Lestey var. Onu çıkarttıktan sonra 2v1 neler yapacak? Benim şu an tek sıkıntı olarak gördüğüm şampiyon Hilda. Hep birlikte göreceğiz. Tekrar güzel bir hasarını verdi. İşte Ege'den beklediğim oyun tarzı. Bakalım Global'imiz bu maçı kazanmayı başarabilecek mi? 3 level oldu. 4 level olduğu anda bir agresif göreceğiz diye düşünüyorum. Dediğim gibi hem serinin devamı için like atmayı hem de bu seriye katılmak için like atmayı ama Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu an biraz mana sıkıntısı yaşayacakmış gibi görüyorum. Tam bunu derken Ege'de zaten mana yenilemeyi çıktı. Burada ittirmeyi tercih ediyor Epic'ler. Burada ittirdiklerini görüyoruz. Biraz daha üste kaldıralım kamerayı. Valir kule altında rahat etmeye çalışıyor derken ultisini bozdu. Son anda ulti atıyordu. Leslie bilerek yaptıysa helal olsun. Ama pek öyle gelmedi. İkinci yetenekle zıplatıp Lancelot'un ultisini bozmayı başardı. Ve buradan takım arkadaşlarını kurtardı. Çünkü orada birinin öleceğinden emindim ben. İtemlere baktığımız zaman saldırı hızı görüyoruz Leslie'de. Hilda zırh gidiyor. Bir tank çıkmayı tercih ediyor. Zarif taşı almış. Valir ise Lancelot'ta da bir zırh ayakkabısı ve iki mana yenileme görüyoruz. Global'in işi zor gibi, bakalım. Karşı takım 4 level olmadan kesmesi lazım. Hilda'nın ultisinde ikinci yeteneğiyle dojlaması lazım. Yoksa çok zor bir oyun izleyecekmişiz gibi. Şu an bir şey görecek miyiz derken içlerine girdi oradan. Çok büyük hasarlar verdi. Geri çıktı ama manası resmen sıfıra indi Lancelot'un. Burada Lancelot'un biraz mana sıkıntısı yaşadığını görüyoruz derken Leslie'ye çok güzel hasar verdi. Eğer Leslie'nin ufak bir hatasını yakalarsa çok rahat bir şekilde keseceğini düşünüyorum ve mana yenilemeyi de çıkmış. Bu saatten sonra manasını yenileyip derken çalıya doğru yürüyor ama o çalıda bir Hilda'nın olduğunu bilmiyor derken hızlı bir şekilde çalıdan çıkmayı başardı. Mana yenilemeyle birlikte şu an manasını biraz doldurdu. Burada bakıyorum Valir itmesini de kullandı. Valir itmesini kullandığı an Lancelot girdi aralarına. Oradan Leslie'yi kesmeyi başardı. Bakalım Hilda kovalıyor. Hilda 4 level olmak üzere. Hilda 4 level oldu. Ulti attı. Ama hasar yetmiyor. Buradan kaçmaya devam ediyor Lancelot ama Hilda hala kovalıyor. Bakalım 2vs1'de bu kadar canla toparlayabilip bu oyunu kazanabilecek mi? Hep birlikte izleyeceğiz. Bir kule alt denemesi görecek miyiz Hilda'dan? Biraz agresif oynuyor orayı. Şu an Valir de 4 level olmuş durumda. Bakalım neler olacak. Zırh kasmış, zırh ayakkabısı çıkmış bir Hilda'yı kesmek ne kadar kolay olur cidden bilmiyorum. Ve bu kadar canı varken bu Lancelot neler yapacak, hep birlikte izleyeceğiz. Burada ikinci hedef olarak Valir'i belirleyip Valir'i çıkartmaya çalışması lazım. Hilda sanki bir hata yapacakmış gibi duruyor. Kule altına girecek mi diye bekliyorum. Biraz sabırsız gibi. Burada Lancelot canını toparladı. Valir'e çok güzel hasarını verdi. Tekrardan çıktı buradan. Az hasar verip
Az hasar alıp Valir'e güzel hasar verdi. Bir dahaki kombosunda Valir'i kestiğini görebiliriz. Bakalım neler olacak? O son patlama hasarını yemeseydi eğer, oradan Lancelot güzel bir şeyler çıkartabilirdi. Burayı ittiriyorlar. Şu an 3 level fark attı ama bu farkı şu an yani hissedemiyoruz. Çünkü Hilda çok güçlü bir kahraman. Lancelot'un karşısında resmen Lancelot'a eziyet çektiriyor. Lancelot kulesinin altına hapsolmuş durumda. Burada canını toparlamayı bekliyor. Manasını toparladı. Manası şu an full. Bu arada Valir'e güzel bir hasar verip tekrar oradan çıkmayı başardı. Bu minik minik hasarların sonu gelecek mi hep birlikte göreceğiz. Bakalım daha ne kadar direnebilecek ya da oyunu kazanabilecek mi Lancelot? Buradan can yenileme de çıktığını görüyoruz. Bitmeyen savaşa doğru gidiyor şu an Lancelot. Hilda da şu an oynattırmıyor derken orada çok büyük hasar verdi. Valir'i kesebilecek mi? Valir'i de kesti buradan. Hilda'dan ulti geldi. 1v1 izleyeceğiz. Orada akıl oyunlarıyla çıkmayı başarıyor Lancelot. 1v1'in kazananı kim olacak bakalım? Hilda canını yarıya indirmesine rağmen şu an tekrar çalılara girip canını toparladı. Bu 1v1'in kazananını ben de çok merak ediyorum. Hep birlikte izleyeceğiz. Hilda'da da infaz var. Lancelot'ta da infaz var. Fakat Lancelot'un infazı şu an bekleme süresinde. Hep birlikte göreceğiz kimin kazandığını. İşte oyunun başında dediğimiz şey gerçek oldu derken Hilda burada kule altına girdi. İnfazı attı ve kesmeyi başardı. Lancelot orada ultiyi dojlayamadı. Ultiyi dojlasaydı buradan kazanabilirdi ve bu genel serinin kazananları epik arkadaşlarımız oluyor. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve hala abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bye bye.